Evet, yaz tatil anılarım kafamda canlanmıştı ama olmadı. Hiç hayalim yok şu an. Çünkü psikolojimiz bozuldu hastalıktan dolayı. Var tüp bebek tedavisi. Ekonomi tamamen durdu. Sosyal yaşam durdu. Herkes birbirinden uzaklaşmak zorunda kaldı. İş yerleri kapandı. Bu sene son sınıftım. Mezuniyet töreni yapacaktık. Kıyafetlerimiz falan her şeyimiz hazırdı. Yapamadık koronadan dolayı. Planlayıp da korona dolayısıyla yapamadığınız bir şey var mı? Koronadan önce üniversite sınavına girdik. Bu süreçte hayalimiz üniversiteye gitmekti. Kırşehir Üniversitesi'ni kazandım. Yeni şehir, yeni insanlar diye hayal kurarken evlerde online eğitime kaldık. Bu süreçte eğitim almak tabii ki zor oluyor. Ama umarım insanlar önlemlere uyarsa, gidişat daha iyiye giderse en kısa sürede üniversitelerin açılmasını bekliyoruz. Temennimiz bu şekilde. Yok. Öyle yani. Var, evet, biz bir edebiyat dergisi çıkarıyoruz ve bu koronadan dolayı 7 ay ertelemek zorunda kaldık maalesef. Onu da bugün çıkarıyoruz çok şükür. Tabii ki de var. Öncelikle tatile gitmek. Onun dışında arkadaşlarımızla bile görüşemiyoruz artık dershane sayesinde. Yok. Her şey normal çünkü. Ya şöyle diyeyim, mesela en baba çarşıya çıkıyoruz, onu da zaten maskeyle hallediyoruz. Planlayıp da yapamadığımız hiçbir şey yok şu anda. Evet, tatil. Tatile gidemedik korona dolayısıyla, daha çok bulaşır diye. Çünkü şu an tatil yerleri de çok dolu. Dolu olduğu için gidemiyoruz. Sanırım para kazanalım diye şey yaptılar, biraz daha açtılar bu yolları. O yüzden tatilimizi yapamadık. Yani tatil okullar çok zorladı bizi, okullar açılmadığı için. Bu sene sınava hazırlanıyorum. Sınava hazırlandığım için çok boşta kaldım, ders çalışamadım. Derslerden de hiçbir şey anlamadım, canlı derslerden. Tatil. Tatile gidemedik. Nereye gitmeyi düşünüyordunuz? Yurt dışı. Ama ertelendi. Tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek. Şu an kapalı mesela. Açık olmasını isterdim açıkçası. Tatile gidemiyoruz rahatlıkla. Markete gidemiyoruz, gezi yapamıyoruz. Yakınlarımızı ziyaret edemiyoruz. Arkadaşlarla bir araya gelemiyoruz. Düğün yapamıyoruz. Cenazelere katılamıyoruz. Hasta ziyaretlerinde bulunamıyoruz. Apartmanın içerisinde işte komşularla iletişim yok. Bireysel yaşamaya başladık. Bireysel olarak yaşıyoruz. Üniversite gitmek. Sizin? Bizim de aynı şekilde. İstanbul'da halalarım var. Onlara gidemedik mesela. Şimdiye kadar yok. Yani izinimi de yapıyorum. İstediğim yeri de geziyorum. Yani sıkıntı yok. Düğünümüz yapamadık maalesef. Daha hala yani önü açık, bilmiyoruz ne zaman olacak. Kısmet. Öncelikle tatil. En başta gelen düğünler. Yani düğünlerden mahrum kaldık yani. Tabii öncelikle yani sağlığımız ama onun dışında da tatil. Yok yani engel olan bir şey yok. Vallahi pek fazla yok ya. Yani her şeyi yaptım. Virüs de bulaşmadı. Çünkü bayağı tedbirliyim. Çantamda dezenfektan var. Maske ve bir sürü. Annem de bayağı tedbirli. Çünkü benim sokağa düzgün bir şekilde çıkmamı istiyor. Yazın bilgisayar köye gidecektik, gidemedik. Fırsat olmadı. Cumartesi pazar yasak çıkınca köye gidemedik. Tatile gidemiyoruz mesela. Rahat rahat düğünlere gidemiyoruz. Var yani bayağı bir var. Spor. Her sene giderdim fitness club'a. Bu sene gidemedim. Evde de yapamadım bir türlü. Zor oluyor. Planlarım vardı bu sene. Arkadaşlara gezmek yapmıştık hatta geçen sene. Onları yapamadık. Yok, hayır. Hiç hayalim yok şu an. Çünkü psikolojimiz bozuldu hastalıktan dolayı. Bir şey düşünemiyorum. Evet, yaz tatil anılarım kafamda canlanmıştı ama olmadı. Var tüp bebek tedavisi. Yani ama sonradan yine hani yollar açıldı. Raporlar çıktığı için o şekilde geldik. İzinler çıktığı için geldik. Şimdi ben 8 aydır tedavi görüyorum. 4-5 aydır da korona yüzünden, yani 4 aydır, 3 aydır da zor geliyordum ama şu anda şimdilik iyi yani. Ereğli'den geliyorum. Konya Ereğli'den Kayseri'ye geliyorum. Planlayıp yapamadığımız birçok şey var. Hayatımızı olumsuz şekilde etkiledi. Ekonomi tamamen durdu. Sosyal yaşam durdu.
Herkes birbirinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Ne bileyim, iş yerleri kapandı. Bir sürü olaylar oldu. Hangi birisini sayalım ki, hayatın A'dan Z'ye tamamını etkiledi. Evet, bu sene son sınıftım. Mezuniyet töreni yapacaktık. Kıyafetlerimiz falan, her şeyimiz hazırdı. Yapamadık koronadan dolayı. Rafa kalktı yani. Diploma falan alamadık. Aklımdaki bazı ticaretler yapamadım. Çünkü buradan Avrupa'ya gidecek bazı ürünler vardı. Onlar biraz sıkıntı oldu. Ve tabii euro da tavan yaptı. Ve bütün fiyatlar ikiye katlandı. Kar aşağıya düştü. Onun için yani yattı her şey. Planlar hepsi suya düştü diyebilirim yani.